Evet sevgili seyircilerimiz, Barışça Türkiye'nin sesinde hiç de yabancı olmadığınız bir yerdeyiz. Neredeyiz? Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi İbradı'nın Ormana beldesindeyiz ve yanımızda da çok değerli başkanımız Mehmet Başkanımız var. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bir mukabele sizlerin de kutlu olsun. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Programınızda bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bununla beraber tüm halkımızın, tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramlar malum bizler için çok önemli. Biz biraz kırsalda yaşadığımız için, doğayla baş başa yaşadığımız için, Toroslar'da yaşadığımız için bizler için biraz daha önemli. Çünkü malum iki mübarek bayramımızda hemşehrilerimiz genelde Ormana dışında oldukları için bayram vesilesiyle bayağı gelen bayram için büyüklerini elini öpmeye, sıla hasreti gidermeye, sıla yapmaya gelen hemşehrilerimiz oluyor. O açıdan da çok mutluyuz. Herkesin bayramını kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz tekrar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Uzun zaman oldu ekranlarımızda Orman Ayı göstermedik. Hemen ekran başına şu an bizi izliyorlar yurt içinde ve yurt dışında da. Hemen kısaca bir Orman Adan bahsedelim. Bahsetmeden önce izleyicilerimize hemen şunu söylemek istiyorum. Sevgili seyircilerimiz, şu an biz görmüş olduğunuz tarihi bir evin içerisindeyiz. Orman evlerinden bir tanesindeyiz. Bununla başlayalım diyorum ben. Ondan sonra da kısaca bir Orman Ata tanıtımı alalım sizden. Evet, daha önceki programlarda da bahsetmiştim, programlarımızda da bahsetmiştim. Beldemizde 49 adet koruma altında evimiz var. Bu taş yapı, düğme yapı dediğimiz evler. Evet, şu anda onlardan bir tanesinin içindeyiz. Burası aynı zamanda misafirhane olarak kullanmaktayız. Yani bunlar içinde bu zamanla şimdi bir evimiz de onarılıyor. Zamanla turizmi açacağız. Kullanımı nasıl başkanım? Hemen biraz bahsedelim izleyicilerimize. Ev deyince hani akla geliyor müstakil tarzı mı yoksa odaları geniş midir? Şöminesi var gördüğümüz kadarıyla falan. Şimdi mesela bu evimiz 4 odalıdır. Burası şu anda vakfımız var bizim, Ormana Vakfımız. Onun kullanımında yani onun sahipliğinde gelen misafirlerine cüzi bir temizlik karşılığı, bir cüzi ücret karşılığında gecelik olarak konaklamaya misafir edebiliyoruz insanlarımızı. Bunun yanında bu tarzda değil de 3 tane daha misafirhanemiz var. Dediğim gibi artı belediyemizin hemen yanında bir evimiz onarılıyor. Yani en son görüştüğümüzden beri ne yaptınız diye soracak olursanız Evet. şu anda bir evimiz Sayın Valimiz İl Özel İdare katkılarıyla onarımda. Beldemiz turizm beldesi. Koruma imar planımız yoktu. Koruma imar planımız çizilmekte ki yıl sonuna kadar bitirilecek. Bundan sonra tabii Kültür Bakanlığı ile ilişkilerimiz bu çerçevede daha iyi olacağını umuyorum. Yine bunun yanında içme suyumuzun yarısı yani beldemizi kaplayan şebekenin yarısı asbestli borulardan oluşmaktaydı. Yine bu borularımızda Sayın İzmir Milletvekilimiz, Ormanlı İzmir Milletvekilimiz Tuğrul Yemişçi, İller Bankası ve inşaatçı yani ihale alan inşaatçı firmanın vasıtasıyla bir ay önce başladı. Bir aydır da epey yol aldık. Havaların da iyi gitmesiyle aşağı yukarı yani çok olmasa da yola çıktık. Bunu da halledeceğimize inanıyorum. Yani bu işin de hayırlısıyla biteceğine inanıyorum. Bunun yanında spor sahamız yapılmakta. Beldemizin girişinde aşağı yukarı 10 yıl önce başlayan spor sahamız şu anda bizim dönemimizde yine Sayın Meclis Başkanımızın katkılarıyla ve Antalya Milletvekillerimizin, İl Başkanımızın katkılarıyla o da bitmek üzere. Çim saha, yanında halı saha ve soyunma odalarının çatısı olmak üzere spor kompleksimiz de tamamlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki döneme işte bu inşaatları bitirip yerlerimizi Arnavut kaldırımı düşünüyoruz. Bazı kısımları sayı taşı düşünüyoruz. Bunları da kaplayarak Haziran ayına kadar, Haziran'a kadar inşallah daha çok turizme yönelmek için bunları tamamlamak istiyoruz. Yani daha çok turist kabul etmek için bu işleri bitirmek istiyoruz.
Bunun yanında diğer çalışmalarımız var. Koşu yolumuz açıldı. Karadağ mesafesi yarım saat 45 dakika yürüyüşle Karadağ'ın zirvesine, yani 1600 metrelere, 1600 metre, 1550 metrelere yarım saat yürüyerek insanlarımız ulaşabilecek. Bunun yanında yürüyüş parkurlarımız, işte kısa parkur 2 kilometrelik, 3 kilometrelik, 12 kilometrelik parkurumuz. Bunlar üzerinde de inşallah yani Haziran'a kadar bunları da tamamlayıp değerli halkımızın, hemşehrilerimizin, turistlerimizin hizmetini açmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız şimdi beldemizi, ben de aşağı yukarı 20 aydır belediye başkanlığı yapıyorum. Benim tespitlerime göre beldenin tabii nüfusu itibariyle nüfusu gayet düşük, ama bunun tekrar nüfusu geriye kazanmak, dışarı giden hemşehrilerimizin hepsini demiyorum ama bir kısmını geriye döndürmek için bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu da daha ziyade bölgemize hayvancılık yapılıyor. Hayvancılık, yani ailelerin en büyük geçim kaynağı hayvancılık. Fakat burada yoz sığır dediğimiz, davar dediğimiz, yani keçi türleri, davar dediğimiz hayvanlar mevcut. Ama bunları da bir ıslah edip et hayvanı, süt hayvanına çevirebilirsek bizim için, bölgemiz için çok yararlı olacak. Ki ülkemizde et sıkıntısı var. Fakat bizim de bunları otlatacak, büyütecek, geliştirecek yerlerimiz mevcut. Büyük bir daha önceki programda da çekmiştik. Eynif Ova'mız var. Yani bu ovayı da komşu beldemizle, komşu köyümüzle beraber kullanmak istiyoruz. Yani ortak olarak kapasitesini artırmak istiyoruz, kullanım kapasitesini. Bunun yanında da malumunuz, yani biz ilk geldiğimiz günden beri benim düşüncem biraz turizmi çekmek. Nedir? Toroslar ormana, İbradı, yani buralar veyahut yine Akseki olabilir, yayla turizmi için ve o sıcak günlerdeki, yaz sıcağındaki Antalya'mızın, buralar oksijen deposu. İnanın gündüzün tamam belki ormanda biraz sıcak oluyor ama akşamları saat hava karardıktan sonra, 8'den 9'dan sonra çok serin oluyor. Yani burada hiçbir evde klima kullanılmıyor mesela. Bunlardan işte tüm hemşehrilerimizin faydalanmasını, onların gelip görmesi için hazırlıklara başladık biz. Hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah da Haziran'a kadar bitirebilirsek Antalyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Dışarıdan gelen, yurt dışından gelen dostlarımızı, turistlerimizi bekliyoruz. İnşallah onlarla beraber güzel günler geçireceğimize, hep beraber bir şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bir de tabii bugün yine sporcu arkadaşlarımız vardı. Bu işlerle, turizm işiyle uğraşan birkaç arkadaşımız vardı. Bunlar da bugünkü toplantı ormanın gelişimi için, ormanın konaklama yerlerinin artırılması için görüşmelerimiz oldu. İnşallah bunlardan netice alacağımızı umuyorum. Bu yapılan işlerde yalnız tabii devletimizin de çok büyük katkıları vardır. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Başkanım, teşekkür ediyorum yani bu bizler de röportaj için. teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Hazır yurt dışından bahsetmişken Evet. hemen değinmek istediğim bir konu var. Daha önceki programlarımızda, Ormana Evet. yayınları yaptığımızda almış olduğumuz maillerde Almanya'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan Ormana ile ilgili çok güzel mailler aldık ve Evet. tekrar görmek istediklerini Evet. söylediler. Özellikle altını çiziyorum, o çalışan Hindilerimiz vardı. Onlarla ilgili güzel mailler aldık. Hala devam ediyorlar, Şimdi şöyle çalışıyorlar. söyleyeyim, Hindi olayında da bu Eynif bölgemizde, yani o 20 bin 21 bin dönümlük arazide Hindiler çekirgeleri temizlemek için kullanıldı. Bu doğal bir şeydi. Yani bir ilaçsız, katkısız. Tabi bu bütün o bölgenin her tarafında değil de belli bir bölümünde kullanıldı. Yani atıyorum üçte bir bölümünde kullanıldı. Başarılı da Onlar oldu. bu sene evet çok başarılı bir çalışma oldu. Tarım İl Müdürlüğü'nce yürütüldü. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene bu kadar bir tehlike olacağını zannetmiyorum ama Hindiler de görevini bitirdiler ve mutfaklara gittiler. Birkaç girişimimiz var. Yani bisiklet olabilir, atletizm olabilir, motokros olabilir. Ormana beldesi ve etrafında İbradı'da, Akseki'de böyle bir yarışlar düzenlemeyi arzu ediyoruz. Yine bunun yanında da Üzüm Festivali dediniz. Bu sene 44.sünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse 45. Orman Üzüm Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Festivallerimizde
Yani güzel, renkli geçiyor. İnşallah önümüzdeki dönem sizleri de beraber bekleriz. Hep İnşallah. beraber Akdeniz TV'de de güzel bir yayın İnşallah. gerçekleştiririz. Dışarıda yaşayan insanlarımız da yaşadıkları yeri, doğdukları yeri hakikaten hiç unutmamışlar. Burada gördüğünüz yatırımların, evlerin, yerlerin, okulun, sağlık ocağının, türbesinin, mezarlıklarının %95'ini, yani %95'ini diyebilirim, %90'dan fazlasını hemşehrilerimiz kendi imkanlarıyla gerçekleştirmişler. Yani büyük şeylerde kazandıklarını burada harcamışlar, buraya yatırım yapmışlar ve her yazda geliyorlar. İşte festivallerde de daha çok kalabalık oluyor. Yani bizim festivalimiz hemşehrilerimizin 2500-3000 kişinin bir araya geldiği, 3000 hemşehrilerimizin bir araya geldiği toplantılar oluyor. Kaynaşma açısından çok faydalı buluyorum. Onun için zaten 44.'sü yapıldı bu sene. Seneye de Allah izin verirse 45.'sini yapacağız. Daha Geleneksel. heyecanlı olacak İnşallah, geleneksel inşallah. olarak tabii. Ormanı beldesi her şeye açık. Yatırımcıya açık, güzel insanlara açık, sevenlere açık, sevilenlere açık. Ormanı beldemiz herkese açık bir yerdir. O yüzden biz geldik değil O mi hocam? yüzden evet herkesi de bekliyoruz. Yani. Efendim bahsettiğim gibi işte bir projelerle yola çıktık. Öncelikle bu projelere destek verenlere teşekkür ediyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Ondan sonra bu işlere gönül veren, bize inanan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnanın yani benim gönlümden geçen de o, arzu ettiğim de o, istediğim de o. İnşallah bir dönemimin sonunda bir şeyler yapmış olarak, hep beraber ama yapılmış olarak, yapmış olarak sizlerle beraber, İnşallah. hemşehrilerle beraber, İnşallah. gelenlerle beraber, devletimizle beraber, devlet dairelerimiz, sayın vekillerimizle beraber bir yere geleceğimizi umuyorum. Bunu da şimdiden görüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar tüm hemşehrilerimize, tüm milletimize, tüm Müslüman alemine iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de Barışla Türkiye'nin sesi olarak bu başarılarınızın devamını ve Orman Hanı'nın bu güzelliklerinin devamını diliyoruz başkanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.